Malumunuz Ekrem İmamoğlu niye tatile gitti? Şimdi değerli dostlar, 400 günde, son 400 günde ben aileme bu tatil dahil, yani şu 3 gün dahil 8 gün ayırabildim. 400 günde 8 gün. Şimdi tabii ben anlıyorum. Ekrem İmamoğlu bir günde tatil yapsa konuşacaklar, 2 günde yapsa konuşacaklar. Çünkü canı yananlar var, onu da biliyorum. Canı yananlar var. İstanbul Belediyesi'ni kaybetmenin bazı insanlara verdiği rahatsızlıklar da var. Ama ben şunu söyleyeyim, ben işin o tarafıyla ilgilenmiyorum. Ha, farklı gerçekten destek verip eleştirenler de var. Hepsine topluca cevap vermek niyetindeyim. Benim o çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Hayat gelip geçiyor. Ben 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ben ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. Hayat boyu o çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan bir baba olmak istemem. Ya da üniversite okuyan oğlumun hayata atılma evresindeki hangi doğrularla, hangi kutsallarla, hangi prensiplerle hayata atılması konusunda sağlıklı anlar, vakitler geçirmek isteyen bir babayım ben. O bakımdan bir arada olmak, 3 gün buluşmak, 4 gün buluşmak, bunu maksimum bir şekilde değerlendirmek bir baba olarak sorumluluğum. Deprem konusu gelince işte deprem oldu, geçerken depreme uğradı vesaire, böyle komik, anlaşılmaz, üzücü, hani bir fırsat bulduk buradan. Arkadaşlar, ben yas tutmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Ben insanların acısını paylaşmanın da ne demek olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Hiç kusura bakmasınlar. Herkes kendini bilsin. Ben kendimi biliyorum. Ben depremin haberini alır almaz ilk koşup milletvekillerine briefing veriyordum İstanbul'da. AFAD'a giden ve Sayın Vali oradaydı, tek başınaydı. Vali Bey'le oturup ne yapmamız gerekir diye 4-5 saatini orada geçirmiş belediye başkanım. Sonrasında 200'ün üzerinde personel, 27 araçla, hala hizmet veren araçlarımız orada, Elazığ'a yola çıkarttık. Elazığ'a yola çıkarttık, ben de ertesi sabah Elazığ'a geldim ailemle beraber. Evet, o gün ben, eşim, 25 gün önceden karar verdiğimiz Erzurum seyahatini yapacaktık. Ama eşim ve çocuklarıma siz gidin diye söylediğimde, eşim ben de seninle gelmek istiyorum dedi. Beraber atladık, Elazığ'a gittik. O gün Elazığ'da geçirdik. Ekiplerimiz nerede nasıl çalışıyorlar? İnsanların acısını hissetmeye, onlara destek olmaya çalıştık. O gün gece saat 11'e kadar sahadaydık. Ve o gece ben Elazığ'da kaldım. Elazığ'da kaldım. Ertesi sabah Elazığ'daydım. Kaldım ve Elazığ'dan ayrılıp Pertek ilçesine ve Tunceli ilçesine gittim. Acı yaşayan Gülistan kızımız kayıp biliyorsunuz. Ailesini ziyaret ettim. Acılarını paylaştım. Tunceli Belediye Başkanı'nı ziyaret ettim. Daha sonra Pülümür'ü ziyaret ettim. Ve yani ertesi günün yarım gününü de Tunceli'ye ayırmış oldum. Akşamı ben Erzurum'a vardım. Peki 3 gün çocuklarımla Erzurum'da kaldım. Yani ben 26'sı gecesi Erzurum'a vardım. 27, 28, 29'u Erzurum'da Palandöken'de geçirdim. Birileri yazıyor. Arkadaşlar, ben yürümek gibi, koşmak gibi Erzurumlu kayağın spor olduğunu bilir. Belki bazıları bilmiyor. Kayak zil takıp oynamak değil. Yani kayak spor. Yaparsınız. Ben 3 gün boyunca çocuklarımla spor yaptım. Sohbet ettim. Odamıza çekildik, konuştuk, muhabbet ettik, dertleştik, paylaştık. Ve 3 günümüzü beraber geçirdik. Ben Elazığ'daki sorumluluklarımı yerine getirdim. Ben mış gibi yapmadım. Yani kimseyle dalga geçmedim.